Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji programının bu bölümünde olumsuz duyguların alım-satım kararlarınızı nasıl etkilediğinden biraz bahsetmek isterim. Üzüntü, kaygı, korku oldukça insani duygular, hepimizin yaşadığı duygular. Bu duygulara dair bildiğin en önemli şey bunların hayatınız boyunca hep olacak olması. Ama iyi haber o duygularla kurduğunuz ilişki, o duygularla birleşme şekliniz onlardan etkilenme seviyenizi değiştiriyor. Yani o zorlayıcı duygunun seni aşağı çekmesine engel olman senin elinde. Mesela son dönemde ekrana bakarken çok kaygılı hissettiğim bir anı hatırla. Ben çok kaygılı biriyim demek yerine içimde bir kaygı yükseliyor demek bile onun gelip geçiciliğini fark etmeni sağlar. John Kabat'sın dalgaları durduramazsın ama surf yapmayı öğrenebilirsin der. Duygular da dalgalar gibidir. Durduramazsın ama üstünde surf yapmayı öğrenirsen duygulara kapılmadan gelip gitmesini izlersin. Gelip geçiciliğini keşfedersin. En basitinden kripto piyasada işlem yapan bir trader'san piyasanın belirsizliğinin stres verici olduğunu bilirsin. Stres bu piyasanın olmazsa olmazıdır. Özellikle bu denli hareketli piyasalarda stresi yönetmek daha önemli bir hal alır. Bu stresin içinde yükselen haline uzaktan bakabilmek bu duyumsama ile ilişkini değiştirir. Bu arada stres deyince aklında sadece negatif durumlar canlanmamalı. Stresin şöyle güzel bir tarafı da var aslında. Dengede olduğu sürece seni harekete geçiren motivasyon kaynağı gibi çalışır. Harekete geçirirsin. Evet yanlış duymadın. Hiç stres hissetmiyorsan da harekete geçecek kadar enerjin olmaz ve kendinin en iyi versiyonunu sergileyemezsin. Özellikle de risk almayı düşündüğün durumlarda ideal seviyede stres hedefine ulaşmanı sağlar. Stresten, riskten bahsetmişken şu söz geliyor aklıma. Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor. Kaplumbağalar sorun ve tehlike karşısında kafalarını evlerine sokup güvenli alanlarında kalma davranışı sergilerler. Öyle ki bu güvende hissetme ihtiyacı bazen kaplumbağanın çok uzun süreler yerde kıpırdamadan kalmasına, evin içinde kalmasına sebep olur. Hiçbir ilerleme kaydedemez. Hatta bazen bu durum onun beslenmesine, yapması gerekenleri yapmasına, harekete geçmesine engel olur. Bizler için de benzeri geçerli aslında. Aynı kaplumbağa gibi. Güvenli alanımızda kalma ihtiyacımız bilinmezliğe karşı aşırı stres göstermemize sebep olabilir bazen. Aşırı stres güvensiz hissetmemize sebep olurken bizi hareketsiz kılar. Stresli durumların riskli kararlardaki etkisini gözlemlemek için Stanford Üniversitesi'nde araştırmacılar bir çalışma düzenlemişler. Riskli kararlarda yüz ifadelerin etkisi üzerine bir araştırma bu. Bu çalışmada deneklerin bazı duygusal yüz ifadelerinin olduğu fotoğraflara bakmaları istenmiş ve ardından riskli seçenekler arasından bir seçim yapmaları istenmiş hemen akabinde. Fotoğraflarda korku, kızgınlık, mutsuzluk gibi farklı yüz ifadelerinin yer aldığı yüzler mevcut. Her duygudan ifade var. Önce bu yüzlere bakıyorlar, sonra bir davranış sergileyecekler. Sizce hangi yüz ifadelerine bakan insanlar daha çok risk alma eğiliminde olmuştur? İlginç bir şekilde denekler daha mutlu yüzlere baktıklarında daha riskli seçenekleri seçme eğiliminde oluyor. Daha güvenli yaklaşıyorlar. Kızgın ve öfkeli yüzlere baktıklarında daha az risk alma, daha güvenli limanlarda takılma eğiliminde oluyorlar. Bu araştırmada görülen şu. Genelde mutluluk gibi pozitif ifadeler risk almayı arttırmış. Negatif ifadelerse bunu azaltmış. Hatta daha fazla risk almanın herhangi bir avantaj sağlamadığı durumlarda bile mutlu yüzlere maruz kalanlar daha fazla risk almış. Bu sonuçlar maruz kaldığınız görsellerin bile karar süreçlerini nasıl etkilediğini bize gösteriyor mutluluk, sevinç, iyimserlik gibi olumlu duygular kendinize güvenmenizi, olaylara karşı iyimser yaklaşmanızı sağlar. Mutlu insanlar kötümser düşünenlere kıyasla daha iyimser yaklaşırlar. Kabullenir ve pozitif tepkiler verirler. Çünkü duygusal ikliminiz olumlu ise olayları olumlu bir zihin yapısıyla karşılarsınız. Olumlu görmeye başlarsınız. Olaylara olumlu bir lensle bakmak gibi bir durum olarak düşünülebilir bu. Pozitif insanlar bilgiyi negatif insanlar kadar çok boyutlu ele almıyor. Yani inceleyip sık dokunmuyor. Hızlıca karar veriyor. Risk büyük olduğunda ise pozitif duygular içindeki insanlar bu olumlu durumları korumaya ve büyük zararlardan kaçınmaya çalışıyor. Risk küçük olduğunda ise tersine mutlu insanlar kazanmak için daha çok risk alıyorlar. Pozitif duygular bakış açınızı genişletirken negatif duygular daraltıyor diyebiliriz. Negatif duygu durum içindeyseniz daha tetikte hissediyorsunuz kendinize. Kayıplara ve risk algımıza gösterdiğiniz tepkiyi aşırı düzeylere taşıyor bu durum. Negatif hal böyle olunca hassasiyetinizi arttıran bir hal olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bazen bilindik sağlardan uzaklaşıp yeni deneyimler edinmek için pozitif bakış açılarına ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıkta riskler almak için olumlu şu benimsemek önemli. Bu noktada memnuniyet ve şükran duygularını arttırmak duygusal iklimini olumluya çekecek. Hayatta aldığın riskler de dengeli olmaya başlayacak. Yani bu noktada bu duygusal iklim çok önemli bir konuma geliyor gördüğünüz gibi. Amacımız bir olayı dışsal faktörleri değiştirmek değil, ilk başta kendi duygusal iklimimi, kaygıdan, stresten daha olumluya, mutluluğa, huzura, şefkate getirmek. Sonrasında karar almak çok daha isabetli olmaya başlıyor. Hem risk oranında hem de aldığım seçenekler, kararlar oranında. Şimdi eline bir kağıt kalem al ve bu duygusal iklimini değiştirmek için şu soruyu yaz ve cevapla. Sahip olduğum için şükran duyduğum neler var? Memnuniyet duyduğum neler var hayatta? Ve bu sorunun altına sende bu duyguyu canlandıran şeyleri sıralayacağız. Bu belki sağlığın olabilir. Belki ailen, sevdiklerin, evcil hayvanın, belki bugün hissettiğin, duyduğun bir koku, yaşadığın o güzel deneyim, belki kendin için yaptığın son jest veya havanın güneşli olması bile olabilir. En ufak şeyleri bile sıralamanı istiyorum. Büyük bir kriter belirlemene gerek yok. Sana şükran duygusunu hissettiren her şey olabilir. Sonra listeni eline al ve etrafında olan biteni fark et. Dışarıda esen rüzgarı, evinde hiç fark etmediğin küçük detayları görmeye başlayacaksın. Çünkü nefes aldığın sürece yaşıyorsun. Bunu hatırla. Nefes aldığın her an yanlışlardan çok doğruların var. Nefes aldığın sürece sahip olduklarını ve etrafında olan biteni fark ederek şimdiye dönme şansın var. Her an. Sadece şimdiye odaklan, gerisiyle doğru zaman geldiğinde zaten ilgilenirsin, düşünürsün. Geleceği şimdiden düşünmenin bir anlamı yok. Bunu kendine hep hatırlat ve şükran duymaya devam et. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi sizlere düzenli olarak yatırım psikolojisi hakkında videolar çekiyoruz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.